Bir sterlinle garibanı sokmamışlar. Dağların başı hep duman. Bu adamlar ilk de yalancık. Adaların adı olmuş man. Vardır bunlarda belki iman. Veysel'im ne dersin bu işe? Film güzel olursa yapar gişe. Kalmıyor artık insanda neşe. Dur demeli artık bu gidişe. Sen de bu gidişe dur diyeceğim. Dur demek lazım. Ya hakikaten. Ben sadece bir şey. Şu şey var ya, bizim demokrasimle benim karşımda ortadaymış. Hatta bir laf gelişmiş, bu belediyesi gibi dikip ortada diye şey olmuş, ortada kalmış. Belediyesi gibi dikip. Evet. Bir kez duydum. Öyle bir değiş var. Çıkıyorum. Dersler sonra kaldım. Allah vermemiş öyle bir yazarı kadar. Onu anladık ki dinlersin sonunda. Cümbüş var, kut var, saz var. Kanun var, bağlama var. Tep var. Teşekkür ederim. Çok şirin bir yerimiz var. Evet, sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız burayı ve daha önceki yerimiz biraz yüksekti, 4 katlıydı. Evet. Oraya şehit ailelerimiz ve gazilerimizin çıkması bayağı zor oluyordu. Evet. Başkanımıza söyledik. Her zaman başkanımız bizim arkamızda sağ olsun. Ne dersek onun gelişiminde kapısı her daim açık bize. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bizi üzen şehitler arasında bazen farklılıklar onu söyleyecektir Sayın Başkanım. Evet. Yani şehit ve gazi ayrımı yapılması bize de çok üzülüyor. Gerçek. Yok 15 Temmuz şehidi, yok Güneydoğu şehidi, şu yani bu şey bunlar bizim şehit şehit. Evet. Vatan için bayrak. Libya'da da şehidimiz olabilir. Suriye'de de şehidimiz olabilir. Irak'ta da şehidimiz olabilir. Dağlarda -35-40 derecede terörle mücadele edip hayatını kaybeden şehitlerimiz, gazilerimiz olabilir. Organlarını kaybeden gazilerimiz var, onlar olabilir. Ama toplumun her kesimi şehitler ve gaziler arasında bir ayrımı kabul etmez. Şehit ve gazi tektir. Şehit, gazi, gazi. Evet. Ayrım böyle olması bize... Ayrım olmamalı. Evet. Ayrıma karşıyız. Bunu da sizlerden rica ediyoruz. Mecliste falan bunu artık bir düzenlemem olur. Sayın Başkan, başkan, o konuda biz bir kanun teklifi de hazırladık. Kanun teklifi de verdik. Şehit ailelerine sağlanan imkanlar arasında ayrım var. Gazilere sağlanan imkanlar arasında ayrımlar var. Bu ayrımların kalkması lazım. Bu bir Türkiye ayıbıdır aslında. Evet. Yani parlamentonun ayıbıdır. Çünkü bu farklılıkları ortaya koyan değişik zamanlarda çıkan kanunlar. Çünkü insan isterseniz üzülüyor. Ben niçin şehit oldum, ben niçin gazi oldum? Yani evet. Ayrım olunca ortada. Evet, evet. Hatta vücudunda mermi taşıyıp gazi sayılmayanlar da var. Yani biz onları da biliyoruz yani. Dolayısıyla yani bu haksızlıkların giderilmesi lazım. Bir kişi terörle mücadele etmişse, ya vücudunda mermi var. Alınmıyor. Alınırsa tehlike. Onu efendim işte bilmem neye uymuyor diye gazi saymıyorsunuz. Ya nasıl gazi olacak peki bu yani? Biz de her bir yerde korkuyoruz. Diyorsunuz ki tırnağına bir şey olursa gazi sayacağım. Evet. Burada vücudunda mermi var, onu gazi saymıyorsunuz. Bu farklılıklar gidecek. Yani bu ayrım bitmesi lazım. Bu ayrımın sona erdirilmesi lazım. Pek çok sorun var aslında. Yani sadece bu ayrımdan kaynaklanan sorunlar değil. Başka sorunlar da var. Sözleşmeli erler var farklılıklar. Uzman çavuşlar var. Uzman çavuşların da çok ciddi sorunları var. Bunlar izin alamıyorlar. İzin hakları yok yani. O kadar bütün bakın teröre karşı mücadele verenlerin hepsinin sorunlarını biz biliyoruz. Çünkü geliyorlar bize anlatıyorlar. Şöyle derdimiz var, şöyle sorunumuz var vesaire. Bu sorunların giderilmesi lazım. Çözülmesi lazım. Bir partisi olmaz. Bakın. Bunun partisi olmaz. Şehidimizin ailesi A partisinden olur, B partisinden olur, cephe ama ortak şey nedir? Vatanı ve bayrağı için mücadele etmiş ve biz evde akşam huzur içinde yatalım diye kendi canını feda etmiştir. Biz buna saygı duymamız lazım. Hep söylerim.
İngiltere'de bir gazi bir mağazaya gittiği zaman anons edilir. Falan gazi mağazamızı onurlandırmıştır diye. Ya Türkiye'de var mı bu? Niye yok? Bizde de ikili patlıyor. Bizde yani bizim için mi şehit oldunuz, bizim için mi gazi oldunuz? Böyle tepkiler bile alabiliyoruz. İşte o çok yani. Çok. O topluma şehidi ve gazi iyi anlatamamaktan. Onlara toplumun, yani bu toplumun onlara borcu var. Hepimizin yani. Borcu var yani. Ve Sayın Başkanım sadece bu asker, polis değil. Bunun öğretmeninde var, sağlık çalışanında var. Var. Biz bunları da istiyoruz. Yani şehit ve gazilerde bunları da biz bu kanunun içine koyulmasını istiyoruz biz. Olması lazım. Yani dediğim gibi, şimdi şehitlik konusunda, gazilik konusunda yaşanan bir olaydan hareket ederek duygusal kararlar alabiliyoruz. Evet. Duygusal. Oysa duygusal kararlardan öte bizim objektif kararlar almaya ihtiyacımız var. Tabii şehit dediğiniz sadece dağda çarpışan değil ya. Görevinin başında. Görevinin başında hayatını kaybedenler de var ya. Onlar da şehittir yani. Şimdi mesela bu pandemi dolayısıyla hayatını kaybeden doktorlarımız var. Sağlık çalışanlarımız var. Onları da düşünmemiz lazım. Onlar meslek hastalığı sayılmasını istiyorlar. Bunun ve o konuda önlem alınmasını istiyorlar. Pek çok şey var. Pek çok sorun var. Ama Sayın Başkanım, sorunlar çözülür. İnşallah. Çözülmez değil yani. Bütün mesele iyi diye de her şey var. Başkanım. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Düsturuyla inandığımız, ezelden beri bu toprakları, başta bu topraklar için can vermiş, bayrağımızı kanlarıyla, al kanlarıyla boyamış aziz şehitlerimizi ve müdafaa sonrasında onuruyla, gururuyla evlerine dönen tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ya Rabbi onların da ruhlarını şad eyle. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder merhum Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vesileyle anıyoruz. Ya Rabbi kendisini şu anda andığımızı çalışma orada 48 PKK'lı öldürdü. Yanında da 8 asker şehit oldu. Araba kas öldü. Bir buçuk iki sene hastanede yattınız. Katada. Kulaklığım oldu. Konuşamaz oldu. Kolum başım sakat oldu, ötürü oldu. Bu kulaklığımı bin tere devlet veriyor. Gelsene kendimiz ödüyoruz. Yani devlet alıyor mu? Hayır, devlet standart bir şey koymuş Sayın Başkanım. Evet. Ondan sonrası... Şu düşeyim takma. Evet. Bunu dile getirebilir misiniz yani? Onu da ödemiyor yani. Yani bizim sadece istediğimiz yani düzenlemelerin yapılmasını sadece bir maaş veriyorlar. Onun dışında maaş dışında size kullandığınız bütün aletlerin yani işitme için olabilir, bacak için olabilir, yani. Kol için olabilir. Çünkü ben çok gazi arkadaşım da gördüm. İki elini kaybeden insanları gördüm, ayağının birini kaybeden insanları gördüm. Onların kullandıkları yani vücudu tamamlayan aygıtlar için ayrıca devlet düşük bir para veriyor, üstüne onlar tamamlıyor. Evet, evet. Bu da büyük bir ayıp. İnsanlar da aynı. Evet, evet. Tabii sizin pozisyonunuz çok daha farklı. Ben onu yazılı hale getirip Sayın Genel Başkanım'a da sunarım. Bu salığı dile getiririm. Sayın Tercih Bey. Tanju Bey bana onu gönderecek Allah zaten. Allah razı olsun. Evet, tamam. Sağ olsun. Bize bu tahsis etti. İnşallah büyütecek burayı. Söyledi büyütecek. Başımıza eksik etmesin. Başkanım sen de ayırmışsın. Büyütecek.
ve bize KDV'yi biz fatura ödemediğimiz için KDV'yi de %1'e indirdi. Yani kazancımızın %7'sini de oradan geri aldı. %2 ile bu engelli ve özel çocuklara hizmet verildiğimiz söyleniyor. Evet. Ve her yıl bu şekilde savsaklanıyoruz. Yani özel bireylere bakan kalmadı. Bakan yok diye Twitter'da bazen en üstlere çıkıyoruz. Ama hiç sesimizi duyan olmadı. Evet. Lütfen bizi sıkıntılarımızı dile getirirseniz çok seviniriz. Olur. Ayrıca ben Bolu'da ilk özel yurt açan emekli bir milli eğitim müdürüyüm. Kapatmak zorunda kaldım. Başkanım da çok iyi biliyor. Evet. Neden kapattım? Çünkü diğer vakıf, 4 vakıf var. TÜRGEN, TÜGVA, İlim Yayma gibi. Evet. 4 vakıf var. Öğrenci başına aylık bu sene 1500 lira. Zaten bizleriz en çok bahsettiğimiz. Evet. Yani burası bizim tarihi büyük yani mahallemiz. Evet. Asgari ücreti hükümetin belirlediğinden daha fazla yapacağız. Başkan da onu uygulayacak böylece. Peki, Cumhuriyet Halk Partili belediyede çalışan işçiler, diğer belediyelerde çalışan işçilere göre daha fazla maaş alacak. Allah razı olsun. Sizler bize sahip çıkmış. Teşekkür ederiz size. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa bizim başımızın üstünde yeri var. Fazla mesai dahil, şeyler, ikramiyeler dahil, 5 kuruş borcumuz yok. Güzel. Nasıl vaziyetler? Vaziyetler ortada. Başkanım çok kötü. Evet. Çok kötü. Evet, pek parlak değil. Öyle değil başkanım. Bunları nereden getiriyorsunuz? İstanbul, Bursa, Ankara. İstanbul, Bursa. Bursa, Ankara, Bursa. İzmir, her yerden geliyor. Her yerden geliyor. Ya hayır. İnsanlar evlenecekler. İnsanlar yeni yer tutacaklar, evlerine perde takacaklar. Açılsın, açılsın. Evet, evet. Sayın Genel Başkanım, cumartesi günü bahsettim konu. Ben de aynı sektörde evet. istihdam ediyorum. Evet. Tam iş yapılacak, o gün evde oturuyoruz. Bu sektör özellikle cumartesi evet. Ev tekstil evet. sektörü çok sıkıntı. Boşta olacağı gün, çıkacağı gün. Evet. Yani ikinci restoran vakası da bizim sektörümüz. Öyle mi? Gerçekten ben onun için dile getirdim. Tam hafta sonu gezecek millet alacak. Ya gezecek, bakacak, konuşacak, konuşacak, pazarlık yapacak. Yılansın yani. Başkanım özellikle ben de evlendiğimde adayla beraber biz de böyle cumartesi günü gittik. Evet. Baktık, konuştuk, birden fazla yere gittik. Nereden daha ucuza alabiliriz dedik. Cumartesi dışında o şans yok ya. Yani. Yoksa ben çalışıyorum. Herkes çalışıyor çünkü. Evet. Evet. Peki efendim. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım çok teşekkür ederiz. İşler nasıl? Allah'a şükür değilim ama. Evet. Biraz biliyorum. Kötü. Biliyorum sorun var. Ya şimdi eski esnaf olduğumuz için biraz iyi. Yani kurtarırız evet. gibi. Evet. Ama yeni bir esnaf olsak sıkıntı. Sıkıntı olur. Evet. Yani eski günler gibi değil işlerimiz evet. şu anda. İnşallah düzelecek. İnşallah tek temelimiz o. Umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Türkiye zengin bir ülke. Evet. Türkiye kendi sorunlarını aşmak kapasitesine sahip olan bir ülke. Evet. Herkesin kazanması lazım. Evet. Herkesin evet. evine huzur içinde dönmesi lazım. Herkesin gelir elde etmesi lazım. Bu çok önemli. Siz kazanacaksınız ki fabrika ürettiği zaman malı size verecek, size satacaksınız yani. Aynen. Kazanmadan nasıl olacak? Üretim duracak. Üretim duracak. Bir de yasaklarımız var hafta sonları. Zenginimiz Kartalkaya'da şurada burada kayıyor mesela. Öyle. Tatil yapıyor. Biz evimizden çıkamıyoruz. Efendim, bir de bunlar onların, var. Onların semtine pandemi uğramaz. Ya şimdi pandemi bilmiyorum evet. yani biz evet. evimizden çıkamıyoruz. Öyle öyle. Hani biz de bir yaylamıza gitmek istiyoruz ama cumartesi pazarımız evdeyiz. Öyle öyle. Zengin kayıyor. Evet. Tatilini yapıyor. Evet. Bir de bunlar var. Çözeceğiz inşallah hepsini. Hepsini çözeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayın. Önce hani Allah'a güvenin. Her zaman Allah'a şükür Allah'a güvenin. Her zaman Allah'a sonra şükür kendinize güvenin. Sonra bize güvenin. Hiç endişe etmeyin. İnşallah. Hiç endişe etmeyin. İnşallah başkanım. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kira yardımı yok. Şimdi diyor ki esnafa 25 milyon kredi veriyorum. Bu esnafın borcu olmayacak diyor. İcrası olmayacak diyor. Çekleri geri dönmeyecek diyor. Ve böyle bir esnaf yok. Bu esnafa şey vermiyor, kredi vermiyor. Ne yapıyor? Üç tane yapıyor, ipotek istiyor. 8 aydır esnaf aç, kirayı veremiyoruz. 30-35 lirayla esnaf dükkanını kapatıyor ve durumumuz çok kötü. Sen şimdi uzaya ne adamı gönderiyorsun? Uzaya niye ismi arıyorsun? Yoksulluk ismi koy.
öyle. Yani esnaf çok kötü bir durumdayız. Ekonomi dip. Evet. Sayın Başkanım. Moralinizi bozmayın, her şeyi düzelecek inşallah. Beraber düzeltin. Yani beraber arkanızdayız. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Türkiye zengin bir ülke. Tamam. Türkiye güçlü tamam. bir ülke. Tamam. Her şey kötü yönetiliyor. Tamam. Ama o kötü yönetimi nasıl halledeceğiz? Demokratik yollarla halledeceğiz. Sandığa gideceğiz, görüşümüzü beyan edeceğiz. Aynen. Ve Türkiye'yi iyi yönetecek, düzgün yönetecek insanlara Türkiye'yi teslim edecek. Sayın Başkanımızdan çok memnunuz. Güzel. Her konuda, her konuda esnafın yanında Sayın Tanju Bey. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyi değiliz. Evet. İyi değiliz. Evet. Hoş geldiniz başkanım. İşlerimiz kötü. Evet. Tamam arkadaşlar. Yani... Belediyemiz işte çayımızı, şekerimizi veriyor. Allah razı olsun. Maskemizi, bütün her şeyimizi. Öyle ayakta yani, duruyoruz şu anda. Belediye çalışacak. Belediye her türlü imkanı sağlayacak. Allah bin kere razı olsun. Evet. Sizden de ve ondan da. Evet, evet. Yani evet. Gerçekten iyi işlerimiz. Evet. Gerçekten. Evet. Yine biz buna da şükrediyoruz. Biraz evet. Olsun açığız yine de. Evet. Kızım gözü... üniversiteyi bitirdi. Öyle mi? Dayımız, amcamız yok. İşe koyamadı. Halk Bankası'nın imtihanlarını kazandı. O da bir güzel. Mütalada elediler. Hangi bölümü kazandı? Maliye. Ya senin de meslektaşın o zaman. Evet. Ben de maliyeciyim. Evet güzel. Kızı yani korkuyorum. Köpüğü çok güzel. Köpüğü güzel. Alo. Alo. Güzel evinize sağ olun. Getirin dediniz abla. 2 saniye müsaade. Tamam. Benim şikayetim bu 65 yaş üzeri 4. sınıf vatandaş oldum. Yani yıllarca bu devlete emekli öğretmenim. Emek verdim evet. Ama 65 yaş üstü olduğum için belirli saatlerin dışında çıkamıyorum, yürüyüş yapamıyorum. Sabahın körü çok soğuk. Evet. Normal saatte yasak. Onu söyleyeyim dedim. Biliyorum, onu sizin bu şikayetinizi dillendiren çok sayıda kişi çok var. Çok kişi var, evet. Hatta dava açanlar bile var. Bu evet, biliyorum, biliyorum. Ama hem sizinle sohbet etmek hem de derdimi evet. söylemek sağ istedim. Sağ olun efendim, sağ olun. Size sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Kendinize dikkat edin, çok olur mu efendim? Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Hoş geldiniz tekrar. Tanju Bey, hoş geldiniz. Ödediğimiz paraları ödenmedi gösterdiler, bizi borçlu gösterdiler. Hala benim hesaplarıma blok oldu. Hem hanımıma hem kendime ne para yatırabiliyorum ne çekebiliyorum. Sen çok küçük de benim yerime gelir misin? Tamam. Ben kendim bir bakayım. Tamam. Fotokopilerini çektirdim. Hasil evraklarım cebimde. 14 bin lira. Yok. 160 milyar para yatırmışsın. Hepsi bu yatırdığım paralar hep burada başkanım. Ha, bu, Sayın Başkanım. Bu 14 bin lira. Evet hep yatırdığım para. Bu şey karttan geçilen paraları bile bak, geçmiyor. Kabul etmiyor. Tamam başkanım. Kim haksızlığa uğruyorsa onu evet. yaptı olur. Tamam. Tamam başkanım. Benim hesaplarıma blok olmadı. Hep özellikle hanımıma hem kendimi. Ben bir senedir hiçbir işlem yapamıyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ne savcı çağırıyor ya bir şey çağırıyor. Ben malımı belalımı satmak zorunda kaldım başkanım. Hukuk aynı zamanda hukukçu. Siz sen 4.30'da gelmeyin. Başkanın tamam. söylediği saatte giderseniz tamam. onu halledelim. Hemen sen getir. Tamam. Bizim de toplantımız var. Evet, Gelecek Partisi Bolu Teşkilatı'da. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sen nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz. Sefa geçmiş. Sağ olasınız. Çok güzel bir çarşınız var. Evet oğlum yani aşağı yukarı yani Türkiye'deki en eski araçlardan bir tanesi. Öyleymiş. Benim kadarıyla. Başkan diyor daha da güzel yapacağım diyor burayı. İnşallah. Biz başkanımıza her zaman güveniyoruz. Yine de şey. Tarihi dokusuna uygun. Evet. Aynen. Evet. Vallahi biz başkanımıza güveniyoruz. O da inşallah. Emeklerini zayi olmaz. İnşallah, inşallah. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Sağ olasınız. İnşallah. İhalesine çıkacağız. Sepkenlerle ve tabelalarla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah. İnşallah. Ama bu sefer parayı alacağız. Sadece Bolulların değil yani. Dışarıdan gelenlerin de gelip burayı gezmesi lazım. Eğer o tarihi doku çok öne çıkarsa. Ya bizim tek derdimiz şu. Yani yabancılar da gelsin. Tabii. Mesela ben bir yere gittim. İnsanlar hakikaten bir şeyler yapmışlar, başarmışlar. Evet. Biz niye olmayalım? Evet. Bizim yukarı çarşımız niye değerlenmesin, kıymetlenmesin? Tabii. Yani biz hep başka yerlere değil, başkaları gelsin bizim Bolu'muzu bu güzellikleriyle görsünler. Evet. Bolu'muz evet. mesela tarihiyle, doğal güzellikleriyle tanınsın, anılsın. Öyle. Yani isteriz hakikaten çünkü ihtiyacımız var. Öyle. Malum, yani yalnız benim bir şikayetim var bu. Evet. Başkanım çok sağ olun, Allah razı olsun, sağ olasınız. Halkımız biliyorsunuz evet. bir halden bir hale geldi. Biliyorum. Ezildik iyice. Evet. Daha fazla ezilmeyelim lütfen. Evet.
Evet. Hediyemiz olsun size. Aa, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz burada halkı ezmeyeceğiz yalnız. İşte ezilenin içinden kaldıracağız evet, inşallah. Kaldıracağız. İnşallah, evet. İnşallah. Sağ olun, i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, bize çok, çok sağ olasınız. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Nasılsınız? Yeriniz çok güzel. İstanbul'da sahaflar vardı. Gitmişsinizdir herhalde sahaflara. Benim çocukluğum orada gitti. Evet, sahaflarda ben de her hafta sonu sahaflara giderdim. Eski bir kitap bulabilir miyim diye. Şimdi tabii o eski kitaplar büyük ölçüde oradan çıktı, başka yerlere gitti. Burası da çok güzel bir yer. Çok güzel. Evet. Hayırlı işler efendim. Evet, sağ. Ama net bir şey yok. Onu araştıranlar vardı. Evet. Bizim burada antikacımız falan var. Evet. İnşallah güzel bir böyle şey çıkaracaklar. Olması yani kısa lazım. Kısa bir broşür tarzında bir şey. Olması hatta lazım yani. Başkanımız da bunu duymuş oldu. Evet evet. Bu tarz bir çalışma hayır, yapılabilir. Buranın tarihini bilen birisinin evet, oturup bunu yazması lazım. Yani çünkü genç kuşaklar değişince tarihi unutuluyor. Kesinlikle. Yazılması lazım. Kuşaklara aktarılması lazım. Onların da öğrenmesi lazım. Bolu'da bunu birkaç kişi bir araya gelmişti. Tanıtılması lazım ayrıca. Yani çok evet, çok güzel bir mekan burası aslında. Çok evet, güzel bir mekan. Yani tarihimizin burada resmen evet, yürür halde canlı bir şekilde evet, evet, iştigal edildiği bir ortam. Evet, güzel. İki gün önce muhtarla geldim ben zaten. Gördüm şey başkanım ya. Siz, biz evet, biraz geç geldik o gün. Evet. Bu ara 9.30-10 arası açıyoruz. Selamünaleyküm. Selam. Başkanım hoş geldiniz. Oğlumuz abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Bolu'dan. Sefalar getirdiniz. İyi de Allah'a. Valla Bolu güzel bir yer. Evet. Türkiye'de. Sağ olsun Tanrı Başkanım. Yeşilliği ormanda en yüksek olan, evet, en çok olan yer burası. Evet. Evet. Doğanın başkenti. Evet evet. Tanrı Başkanımız da güzel çalışıyor. Bayağı. Başkan buraları çok daha güzel yapacak. İnşallah inşallah. Bu tarihi dokunun çok görünür olması lazım. Çok memnunuz Sayın Başkanımızla. Evet. Güzel. Sağ olsunlar. Başkana çay kahve ısmarlayacağım. Sağ olun. Evet. Hayırlı işler. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şükür Allah'a. Bildiğiniz gibi de ama işlerimiz kötü. Evet. Yani gördüğünüz gibi sezonluk mallar elimizde çaktı. Evet. Pandemiden dolayı. Evet. Büyük bir durgunluk var. Yani ben 30 yılda gezdim. Böyle bir şey görmedim. Yani 5 Nisan kararlarını da hani Tansu Çiller zamanında evet, 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 o büyük krizleri de gördük ama böyle bir şey daha ilk kez karşılaşıyorum. Şimdi ya gitgide de dibe, dipteyiz yani başkanım. Evet, evet. Çok sıkıntılı bir tablo biliyorum. Ama umutsuz olmayı, bu tabloyu değiştireceğiz inşallah. Valla inşallah çünkü artık esnaf uzatmaları oynuyor. Evet, evet. Yani 90 dakika bitti, evet, uzatmaları. Uzatmaları. Ya bu iş... Evet. İnşallah düzelir yani. Evet. Ümidimizi de kaybetmemek istiyoruz ama. Evet, evet. Maalesef. Ya bir şey diyemiyorum yani hani. Evet, doğru, doğru. Anlıyorum. Yani anlıyorum, kelime bulamıyorum yani evet, hani. Evet, anlıyorum. Evet. Ama ümidimiz olur inşallah. İnşallah olacak. Ya bizim beraber ümidimiz, yapacağız. İnşallah. Beraber. Tanju Başkanım da sağ olsun i̇nşallah, bize destek oluyor bu beraber, aşamada. Evet, evet. Çalışmalarıyla olsun, yardımlarıyla hatta, olsun. Başkan şeyi de söyledi. Yani biz maddi yardım yapmak istiyoruz fakat engeller var. Yasa çıkması yasa, yasa sağ olsun başkanım zaten Tanju başkanım hep yanımızda yani. Onun evet, gücünü, kuvvetini evet, yanımızda manevi güzel, gücünü güzel, hissettik yani. Güzel. Güzel. Çok sağ olsun. Teşekkürler. Var mı yapacak? Cumhuriyeti kuranların bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var. Ve biz 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu. Bu dilekle barış güvercinler efendim. Evet. Çok evet, teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Çok sağ olun. Ben boya işleriyle uğraşıyorum. Boya iş başında. Dekorasyon diyorum. Ben de çalışmıyorum. Ben tam bir yolda çalışıyorum. Özledim. Nasıl işleriniz? Çok iyi ya Allah aşkına. Evet. Çok iyi başkanım. Boya dekorasyonu en çok nerede yapıyorsunuz? Ben İstanbul'dan geldim başkanım. Burada bir ufak bir işim vardı. Gurbetçi olarak buraya geldim. Teşekkür ederim. Evet başkanım. Döneceksiniz yani İstanbul'a. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah.
Teşekkür ederim başkanım. Hayırlı işler. Tek faydası oldu. Kadınlar klasik öldük bittik demiyoruz. Evet. Artık defnedecek bir güruh arıyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyurunuz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi şudur ki kiracılık meselesi mal sahipleriyle ikili ilişkilere dayandırılmakta. Ama bir yasa olmayınca bizim insanımız maalesef ben de bununla geçiniyorum şeklinde söylemlerle savuşturuluyor. Bir yasa olursa tüm insanlar rahatlayacak. İktidar biz size hibe desteği verdik diyor. Evet verdiler 1000 lira. Ama benim sadece vergi yapılandırmamın taksidi 1500. 3000 lira verecek. Ben 18 ay 1500 lira verecek. 3 ay süreyle. Değil mi? 3 ay süreyle yani gerçekten öldük. Hani yandık bittik demiyoruz, öldük. Defnedecek. İnsanlar arıyoruz. Sesimiz olursa memnun olacağız. Ve Türkiye'de özel yurtların tamamı kapanma noktasında yarın okullar açıldığı zaman öğrenci arkadaşların gideceği yer kalmayacak. 15 yıl 15 yıl şuradan milletvekili olması için şu kopya altının altında oturuyorduk. Bizi bu kardeşim. Tabii genci değil. Evet. Biz de genci bulunduk. Soğuk. Başımızı falan bağladık. Evet. Bir de biz şimdi bu tünelin parasını da ödeyemedik. Evet. Benim yani erken var ama aylığımız yok, yıllığımız yok. Hani bir gelirli insan değilim. Onun için sizinle görüşmeyi çok istedim. Size de geldik çıkan altan. Verdiğimi verdik. Yine geleceğiz. Tamam. Orayı kapalı şarjı haline getireceğiz. Güzelleyecek. Sen merak etme. Davul hiç çalmaz. Sen de ben orada giderdim. Orada giderdim. Biz karşısınız. Benim şimdi bir de emekli işim var. O emekli işimi de olamadım. Yani emekli mi olamadım? Orada var benim şeyim. DKP'da. Evet. Ama biraz para yapması gerekiyor. Biraz da prim yani. Prim için para lazım. Evet. Onu da yapamadım. Evet. Onun için sizi gözetlemeye geldim zaten. Duydum haberimi. Burada sizi bekledim. İnşallah yardım her şey ederim. Telefonu alın.